Arkadaşlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere testnet nedir, mynet nedir, bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hem bilgi olsun hem de ilerleyen zamanlarda testnet paylaştığım zaman bunun ne olduğunu çok rahat bir şekilde anlamanız açısından işinize yarar bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de bizi takip eden kardeşlerimiz varsa, kadın kardeşlerimiz, kadın takipçilerimiz varsa Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şimdi videoya geçelim yavaş yavaş. Blockchain teknolojisi yıllar içinde geniş sektörlere yayıldı. Adeta bir devrim olduğunu kanıtladı. Blockchain teknolojisi merkezi olmayan bir veri tabanını kullanarak bireyler arasında güvenli işlem yapmaya izin vermesi pek çok sektörün ilgisini çekti arkadaşlar. Bu teknoloji öyle bir anda ortaya çıkmadı. Büyük uğraşlarla yazılan kodların sonrasında sistemin güvenilir olup olmadığı, çalışma prensibinin nasıl olduğu gibi durumların kontrolü için mynet ve testnet süreçleri kullanılır. Üstelik blockchain teknolojisine sahip birçok projede kendi içerisinde seviyeleri vardır tabii ki. En basit projenin bile hayata geçmesi için çok özverili bir çalışma gerekmekte, çeşitli testler yapılmaktadır. Tam da bu noktada testnet ve mynet devreye girer. Yani bu testneti şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan açıklayacağım detaylı bir şekilde. Bir süreç. Yani test edilen bir süreç. Evet, testnetin ne olduğuna gelelim. Ad üstünde test etmek amacıyla kurulmuş blok zincirdir. Blok zincir geliştiricileri tarafından mynete geçmeden önce test amacıyla kullanılmak için oluşturulmuş blok zincirler şeklinde ifade edebiliriz. Geliştiriciler projelerini mynete geçirmeden önce testnet ağında çalışma şekline, işte herhangi bir şekilde ortaya çıkacak bir problemi var mı, olası hataları önceden görebilmek ve bunları düzeltmek için ya da işte nasıl düzeltebiliriz, bu gibi soruların cevabını bulmak için testnetler üzerinde çalışmalar yapılır. Testnet üzerinde yapılan bütün çalışmalar ana ağa, yani mynet dediğimiz arkadaşlar, ana ağa geçmeden yaşanan herhangi bir problem varsa mynete geçmeden bunun tespiti, bunun sonuçlarının işte ortadan kalkması için uğraşılan, çaba sarf edilen bir süreç olarak tanımlamamızda fayda var. Bu testnete şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bir telefon markası düşünebilirsiniz ya da işte bir otomobil markası düşünebilirsiniz. Ne oluyor arkadaşlar? Bunlar piyasaya çıkmadan önce ilk başta bir testten geçiriliyor. Mesela telefon için söyleyelim, suya dayanıklı mı? Ya da otomobil markası için söyleyelim, işte motoru güzel çalışıyor mu? Motoru dayanıklı mı? Ya da ne bileyim, farklı şeyleri test ediliyor. Daha sonrasında piyasaya çıkıyor. Bu şekilde testneti düşünürseniz çok daha rahat bir şekilde kavrayacaksınız. Şimdi mynet'e geçelim. Mynet ne demek? Ana ağ olarak tanımlanıyor. Terim olarak kendi teknolojisi ve kendi protokolüyle kendi ağını işleten bağımsız blok zincir olarak geçiyor. Kripto paralar olarak anlatıyoruz bunları. Daha doğrusu farklı bir şekilde değineceğim arkadaşlar mynet'in ne olduğuna. Çok daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Farklı bir ağ üzerinde çalışan bir kripto para kendi ağını oluşturduğunda buna mynet diyoruz. Yani Ethereum tabanlı kripto paralar var mesela arkadaşlar. Ethereum tabanında ERC20 diyoruz buna. ERC20 standardında çalışmakta olan bir kripto para kendi blok zincirini oluşturduğunda Ethereum ağından çıkması o projenin artık mynet'e geçtiğini bize gösteriyor. Hani bunun bilgisini bu şekilde verebilirim. Özellikle kripto projeler genellikle ilk olarak testnetlerde deneniyor. Denemeler bittikten sonra uygun görülürse mynet kısmına geçiliyor. Evet arkadaşlar, mynet ve testnet kısımlarını anlattıktan sonra Metamask cüzdanınıza geldiğinizde şu kısımda mesela ok işaretine tıklıyorsunuz ya, şunların artık ne anlama geldiğini çok rahat bir şekilde anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Bakın burada mynet, yani Ethereum kendi ağında, işte Celo mynet, Celo kendi ağında, Huobi mesela kendi ağında arkadaşlar, Clynet, Polygon kendi ağında ve bunların bir de testnetleri var. Nedir? Bu testneti artık geçmişler ve mynet, yani kendi ağlarını oluşturmuşlar. Şimdi bunlar çok daha rahat bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Ve CoinMarketCap'ten sizlere birkaç tane örnek vereceğim.
şu aklınıza gelebilir. Ya bir kripto para, mynet kripto paralara nasıl etkiler diye sorabilirsiniz. Mynet olduğu zaman ne oluyor diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Blok zincir teknolojisinin tamamı mynet'e geçemiyor. Mynet'e geçen projelerde bazı değişiklikler oluyor. Artık kendi başına bir coin oluyor. Yani o altcoin olmaktan, token olmaktan çıkıyor ve coin oluyor arkadaşlar. Ve bir kripto para projesi testnetten çıkıp mynet'e geçtiği zaman yatırımcı olan kişilere, kullanıcılarına biz kendimizi geliştiriyoruz. Projemiz geçici değil, geçici bir heves değil. Biz bu alanda ilerlemek istiyoruz diye çeşitli şekillerde de mesaj veriyor. Tabii ki bunu fark eden kullanıcılar, yatırımcılar, işte büyük çaplı, küçük çaplı yatırımcılar artık bu kripto paraya doğru yöneliyor. Ne oluyor? Piyasada değeri artmaya başlıyor ve çeşitli büyük borsalarda artık bu kripto para listelenmeye gidiyor. Bu şekilde çok daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakın, mesela Bitcoin bir kripto paradır. Ethereum kripto paradır arkadaşlar, coin olarak. Tamam mı? Ama mesela gelelim şuradan Shiba'ya. Bakın Shiba'ya tıkladığınız takdirde şunu görürsünüz. Bakın bu Polkadot'a tıklamışız. Bu da coin'dir. Kendi ağı var. Polkadot'ta kendi ağında. Evet, Shiba nerede? Şurada. Bakın Shiba'ya tıkladığımızda arkadaşlar, şöyle Shiba'ya tıkladığımızda token yazıyor. Nedir? Bu mynet'e geçmemiş. Kendi ağı yok. Bu belki ilerleyen zamanlarda, örnek veriyorum tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İlerleyen zamanlarda bu kripto para yok olabilir. Piyasada silinebilir. Çünkü mynet'i geçmemiş. Mynet'e geçmek gerçekten hem pahalı hem de bayağı bir çalışma istiyor arkadaşlar. Özveri istiyor. Tabii ki Ethereum tabanlı. Bakın burada Ethereum tabanlı. Bu ne demektir? Mesela Ethereum tabanlı olduğu için Shiba ünü arkadaşlar. Burada Binance Smart Chain yok sanırım. Şöyle bir açıklamasına bakayım. Evet, Binance Smart Chain ağında da, Solana ağında da, Ethereum ağında da. Bakın 3 tane ağda çalışabiliyor bu kripto para. Eğer kendi ağı olsaydı, mesela Terra'da da çalışıyor. Kendi ağı olsaydı, kendi standartlarını, kendi işleyiş şeklini kendi belirleyecekti. Ama ne yazık ki bunlara bağlı. Ethereum standardına bağlı. İşte mesela Ethereum tabanlı olduğu zaman şu oluyor. Bir yerden bir kripto parayı gönderirken Ethereum tabanlı olduğu için çok fazla fee ücreti ödüyorsunuz. Binance Smart Chain olduğu için biraz daha. Binance Smart Chain ağındaki ücretleri ödüyorsunuz. Solana ağında olduğu zaman Solana ağındaki ücretleri ödüyorsunuz. Size eksi kısmı bu. Ethereum tabanlı olan kripto paraların eksi kısmı bu oluyor genellikle. Ya da işte kendi ağını kullandığı zaman çok daha rahat bir şekilde çalışma sistemini belirtebiliyor kripto para. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince mynet ve testnet ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.